الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili izleyiciler, Tartil ile Kur'an programıyla karşınızdayız. En son tecvid ilminde meddi muttasılı işlemiştik hatırlarsanız son programımızda. Bugün meddi munfasılı işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Meddi munfasılı ile muttasılı arasında bazı ortak noktalar vardır. Programımıza başlamadan bir hatırlatma olsun diye kardeşlerimizden biri bize meddi muttasılı kısa bir şekilde özet olarak değinecek, anlatacak, hatırlatacak ve sonra meddi munfasılı işleyeceğiz. Şimdi kim anlatacak bize arkadaşlar? Muhammed Uvesi, sen anlatabilirsin. Anlat bakayım, meddi muttasılı geçen derslerimizden anladığımız kadarıyla hükümleri nelerdir? Meddi muttasıl birleşik uzatma demektir. Meddi muttasıl harfmeden sonra sevinmeden hemze gelip ikisi bir kelimede bulunsalar o zaman meddi muttasıl olur. Meddi muttasılın hükmü vaciptir. Dört eli miktar kadar uzatılır. Güzel. Niçin vaciptir denilse ne diyoruz, hatırlıyorsun? Muttefakun aleyh olduğu evet. için. Kıraat imamları ittifak ettiklerinden dolayı meddi muttasılı uzatmak vaciptir. İnce bir nokta var, onu tekrar hatırlatmak istiyorum meddi munfasıla geçmeden. Meddi muttasılın en az iki elif miktarı uzatılması vaciptir. İki elif miktarı bütün kıraat imamları ittifak etmişler. Fakat ikiden yukarı, ikiden beşe kadar son üç meddi aslının üzerine bina edilen, ilave edilen medler konusunda ihtilaf etmişlerdi. Fakat ilk iki medde, iki elif miktarı kadar uzatmanın vacip olduğunu buradan çıkarıyoruz. Yani bütün kıraat imamları uzatmışlar, o konuda ittifak etmişler. Fakat 3, 4 ve 5 elif miktarı uzatılması konusunda ihtilaf etmişler. Bundan dolayı 3, 4 ve 5 elif miktarı uzatılmasına tecvid ilminde mahalli caiz deniliyor. İlk iki elif miktarı uzatılmasına ise mahalli vacip deniliyor. Tecvid ilminde bu bilgi olarak aklımıza kalabilir. Evet, şimdi meddi munfasıla geçiyoruz sevgili izleyiciler. Daha önceki programlarımızda anlatmıştık, tekrar hatırlatmada fayda var. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün uzatmaların meddileri meydana getiren iki ana unsur var. Birincisi harf-i med, ikincisi ise sebeb-i meddir. Harf-i med ile sebeb-i medler medleri meydana getirirler. Harf-i med yalnız başına asli denilen, yani kelimenin aslından kaynaklanan meddi oluşturur. Sebeb-i med ise harf-i medin uzattığı harfi daha fazla uzatmasına sebep olur ve bu şekilde çok sayıda medler meydana gelir. Kıraat imamları bunlara değişik isimler vermişler. Sebebi ise bunların hepsinin hükmü farklıdır. Normalde Kur'an okuyucusu uzatma işaretini görünce oranın, o kelimenin uzatılarak okunması gerektiğini anlıyor. Fakat bu uzatmanın vacip mi, caiz mi olduğunu bilmez. Ve bu kelimenin ne kadar uzatılması gerektiği konusunda yine bilgisizdir. Onun için biz bu metleri inceliyoruz. Meddi tabiden başladık. Asli olan meddi tabi işledik ve şimdi de meddi muttasılı işledik en son programımızda. Şimdi bugün meddi munfasılı ve böyle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir iyice meddi muttasılı ile munfasılı arasındaki fark iyice anlaşılsın diye ikisine de örnekler yazmışız tahtada. Câ'e, su'e ve ci'e, yeşâ'u es-semâ'u. Kur'an-ı Kerim okunurken bu kelimelerin demek ki meddi muttasıl, bu uzatmaların meddi muttasıl olduklarına göre en az iki elif miktarı kadar uzatılması gerekir. Mesela câ'e, su'e ve ci'e, yeşâ'u es-semâ'u. Fakat dört elif miktarı kadar da uzatabiliriz. Ve demiştik iki imamın ravileri meddi muttasılı 5 elif miktarı kadar uzatmışlar. Geçenlerde ben doğrusu İmam Nafi'in Kalun adındaki ravisinin 5 miktar, elif miktarı uzattığını söylemiştim. Fakat yanılmışım. Meddi muttasılı 5 elif miktarı uzatan raviler İmam Kalun ile İmam Hamza'nın, İmam Nafi ile İmam Hamza'nın ravileridir. İmam Nafi'in Verş adındaki ravisi 5 elif miktarı uzatmış. Şimdi meddi munfasıla geçiyoruz. Meddi munfasıl bütün hükümlerinde meddi muttasılın
tam zıddıdır. Yani şu şekilde, harfi med ile sebeb-i med aynı kelimede değil de iki ayrı kelimede bulunur. Meddi muttasırın meddi vacipken meddi munfasırın hükmü caizdir. En az iki elif miktarı uzatılması gerekir. Fakat meddi munfasılı bir elif miktarı dahi uzatarak okuyabiliriz. Meddi muttasılda demiştik alimler, kıraat imamları ittifak etmişler. Meddi munfasılda ise ihtilaf etmişler. Zaten caiz olmasının sebebi de budur. Ve harfi med ile sebeb med iki ayrı kelimede gelir. Şimdi buna göre bu kelimeleri inceleyelim. Başta med-i muttasıldan başlayalım. Ca'e kelimesi bir kelimedir. Buraya uzatma işaretleri atmamışız. Sebebi izleyici kardeşlerimiz bu kelimelerin uzatılmasının sebebi aslında uzatma işaretinden değil, harfi med ile sebeb-i med'in yan yana gelmiş olmasından kaynaklandığını kavraması ve bu işi bu şekilde bu ilmi med-i muttasıl iyice kavramış olur. Su'e kelimesinde yine hakeza bunların bütün bu kelimelerde 5 tane kelimeden hemzeyi kaldırırsak kelimenin aslı bozulur. Yani ca'ede okurken hemzeyi kaldırırsak veya su'ede hemzeyi kaldırırsak, veci'ede hemzeyi kaldırırsak, hasfetsek, yaşa'u kelimesinde, es-sema kelimesine aynı şekilde kelimenin aslı bozulur. Dolayısıyla demek ki bütün bu kelimelerde harfi med ile sebeb-i med aynı kelimede gelmişler. Dolayısıyla bunlar bu uzatmayı meydana getiriyorlar. Bu kelimede ise harfi med elif, sebeb-i med ise hemzedir. Burada yine elif ile hemze, vav ile hemze ve ya ile hemze aynı kelimelerde bulunmuşlar. Bundan dolayı med-i muttasıldır. Kısacası med-i muttasılı şu şekilde anlasa yeterlidir. Harfi med ile sebeb-i med'i birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ayırdığımız zaman kelimenin aslı bozulur ve o med kelime bozulur. Med-i munfasılda ise öyle değil. Med-i munfasıl bitişik olmayan veya ayrı ayrı uzatma demektir. Fark etmiyor nasıl anlasak. Bitişik olmayan, kısacası harfi med ile sebeb-i med'in iki ayrı kelimede geldiği med. Bu kelimelerde genelde med-i muttasıl sürekli bir kelimede, med-i munfasıl ise iki kelimede meydana gelir. İnni ehafu kelimesinde med harfi, harfi med ya'dır. Ya nunu uzatır. Harfi med'den sonra hemen ikinci kelimenin başına hemze gelmiş. İkisi arasında herhangi bir fasla girmemiş. Dolayısıyla hemze ya'nın uzatı harfi daha fazla uzatmasına sebep olur. Felemme adaet kelimesinde ise bu örnekte hem med-i muttasıl hem med-i munfasıl var. Felemma bir kelime, adaet bir kelime. Birinci kelimede harf-i med eliftir. Harf-i med mimi uzatır. Felemma deyip uzatırken harf-i med olan elif mimi uzatıyor. Bundan dolayı uzatıyoruz. Hemze ise, sebeb-i med ise hemzedir ve adaet kelimesinin başında gelmiş. Harf-i med felemma kelimesinde, hemze adaat kelimesinde iki ayrı kelimede bulunduğu için felemmayı uzatarak okuyoruz. 4 elif miktarı ve bundan dolayı meddi munfasıl olur. Adaat kelimesinde bu sefer hemze ile harfi med aynı kelimede bulunduğu için şurası ise kelimenin geri kalan kısmı meddi muttasıl olur. Neden? Çünkü harfi med olan elif ile sebeb-i med olan hemze ikisi aynı kelimede vaki olmuş. Dolayısıyla şurası dat harfinin meddi vacib iken felemmadaki mim harfinin meddi caizdir. Aşağıdaki örneklerde ise ela innehum. Harfi med şu eliftir. Harfi med lamı uzatır. Harfi medden sonra ikinci kelimenin başında innenin başında hemze gelmiş. Harfi med ela kelimesinde, hemze ise inne kelimesinde. Kısacası ikisi ayrı kelimelerde bulunduğu için burada da meddi munfasıl meydana gelmiş ve med munfasıldır. Kalu amennâ. Burada harfi med vav'dır, lam uzatır. Kalu kelimesindedir. Amennâ kelimesinde ise sebeb-i medden hemze bulunur. Hemze ile harfi med olan vav ayrı kelimelerde bulunduğu için kalu'daki lamın meddi caizdir, meddi munfasıl oluyor. Bu elife ise demiştik elifin bu şekilde gelmesinin sebebi ise bilmeyen kardeşlerimiz merak ederler genelde bu gibi
durumları. Hemze, buradaki elif, yani vav'dan sonra kullanılan elif, bu kelimenin çoğul olduğuna alamettir. Onun için oraya bırakılmış hattatlar tarafından, ki o kelime kelimenin çoğul olduğu anlaşılsın ve vav'ın başka bir vav'la karışmamasından dolayı kısacası o elifi oraya yerleştirmişler ve ona da tefrik elifi denir. İki şey birbirinden ayırıyor. Yani iki vav'ı birbirinden ayırıyor. Elif olmazsa bazen harekeler hareketsiz olunca kelimeler, acaba bu vav çoğul vav mıdır yoksa atıf vav mıdır gibi karışıklıklar meydana gelir. Bundan dolayı böyle yapmışlar. Evet, meddi munfasıl iki ayrı uzatma demektir. Bitişik olmayan harfi med ile hemzenin iki ayrı kelimelerde geldiği meddir. Meddi munfasıl ne kadar uzatılır denirse, meddi munfasıl 4 elif miktarı uzatılır. Meddi caizdir. Yani 1'den 4'e kadar caizdir. Buna tecvid ilminde, tecvidten ziyade kıraat ilminde kasr deniliyor. Biz meddi tabi uzatırken mesela inni ehafu kelimelerini okurken sadece inni kelimesini tek okuduğumuz zaman meddi tabi diyoruz. Fakat inni ehafu dediğimiz zaman ise meddi tabi demiyoruz. Burada bir ince bir ayrıntı vardır. Kasr diyoruz. Genelde bazı kelimelerin altında kaf, kaf, sat ve ra harfleri vardır. Burayı uzatma. Bu kelime uzatılmadan okunur demektir. Uzatılmasını gerektiren bir durum olmasına rağmen altında kasr varsa burayı uzatma, kasr yaparak oku. Kasr yaparak derken hiç uzatma demektir. Mesela ulaiki kelimesinde ulaike hemzeden sonra bir tane vav var. Hareketsizdir. Kendisinden önceki harf dammelidir. Dolayısıyla harf met olması gerekir. Fakat altına kasr işareti konulduğundan dolayı biz uzatmıyoruz. Ulaike demiyoruz. Ulaike diyoruz. Fakat mette kastettiğimiz kasr tamamen farklı bir şeydir. Eğer bir kelime inni şu kadar uzatılıyorsa buna meddi tabi diyoruz. Fakat eğer iki kelimede bir uzatma varsa, meddi munfasıl varsa, meddi munfasılı meddi tabi kadar uzatarak geçiyor, okuyarak geçiyorsak buna meddi tabi değil, meddi munfasılın kasr vecihi mesela denir. Meddi munfasılın kasr vecihi ile okunması, kasr ile okunması. Kasr şu şekilde: inni ehafu. Diyelim ki geldik inni kelimesinin üzerinde durduk, nefesimiz kesildi. İnni şu şekilde dururuz. Geçtiğimiz zaman yine aynı miktarda, sadece bir elif miktarı kadar uzatarak geçebiliriz. İnni ehafu, inni ehafu. İşte bu medde biz meddi tabi değil, kasr diyoruz. Meddi munfasılın kasr vecihiyle uzatılması. Bunun gibi diğer metlerin hepsi, uzatma miktarlarının hepsi öyledir. İnni yahafu bir elif miktarı, 2, 3 ve 4 elif miktarı uzatılabilir, uzatıyoruz. Diğer 5 meddi muttasılı 5 med kadar uzatanlar dahi 4 elif miktarı kadar uzatmışlar meddi munfasılı. Meddi munfasılı ile meddi muttasılı arasında çok önemli bir ayrıntı vardır. Kur'an okuyucusunun mutlaka dikkat etmesi gereken ve çok Kur'an okuyucusunun dikkat etmediği bir meseledir. Şu şekilde: bir ayette veya bir sayfada, bir ayette olmasa dahi Kur'an-ı Kerim okurken, diyelim ki yarım sayfa Kur'an okuduk veya bir sayfa okuduk veya bir ayet okuduk, meddi muttasıl ile meddi munfasılın birbirine uyumlu olması lazım. Yani kısacası keyfimize göre uzatamayız. O dediğim önemli ayrıntı da şudur: meddi muttasıl her zaman meddi munfasıldan fazla uzatılabilir. Fakat kesinlikle meddi munfasıl meddi muttasıldan daha fazla uzatılamaz. Meddi munfasıl meddi muttasıl kadar uzatılabilir. Fakat meddi muttasıldan daha fazla uzatılamaz. Meddi muttasıl ise meddi munfasıldan fazla uzatılabilir. Diyelim ki bir sayfada, bir ayette hem meddi muttasıl hem meddi munfasıl vardır. Biz okurken meddi muttasılı bir elif miktarı kadar meddi munfasıldan daha fazla uzatabiliriz. Fakat meddi munfasılı kesinlikle meddi muttasıldan daha fazla uzatamayız.
mana bozulmaz, hiçbir sakıncası yoktur mana açısından. Fakat Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize bu şekilde nakledildiği, kıraat imamları bu şekilde naklettikleri için ve öğrenen bir insana vacip olduğu için mutlaka bu şekilde buna dikkat ederek okumamız gerekir. Meddi muttasılı, tekrar diyorum, meddi muttasılı her zaman meddi munfasıldan daha fazla uzatabiliriz. Fakat kesinlikle meddi munfasılı meddi muttasıldan fazla uzatamayız. Bunun sebebi ise tam emin olmamakla birlikte meddi muttasılın vacip, meddi muttasılın ise caiz olduğundan kaynaklandığını sanıyorum. Belki de yanılıyor olabilirim. Evet, meddi munfasılla ilgili bilgiler de bu kadar. Meddi muttasıl ile munfasılı iyice anlayabilmek için Kur'an'da geçen kelimeleri iyice bilmek lazım. Yani az çok hangi kelimenin tek kelime, hangi kelimenin, hangi ibarenin iki kelimeden oluştuğunu iyice kavramak lazım. Şimdi bir örnek verelim. İnsanların karıştırdığı, farkında olmadığı. Mesela haulâ-i kelimesine dikkat ediyoruz. Haulâ-i kelimesi iki tane met var biliyorsunuz. Kur'an okuyanlar bilirler. Haulâ-i haulâ-i. Bu uzatmaların ikisi de meddi muttasıl mı, munfasıl midir? Nereden bileceğiz? İşte burada kaç tane kelime var? Burada geçen kelimeleri iyice bilmemiz gerekir. Arapça bilmeyenler bunu bilemezler. Sadece şu kadar, bu ve bunun benzeri kelimeler varsa Kur'an-ı Kerim'de ezberleyecekler, akıllarında tutacaklar. Bu kelimenin hangi metnin meddi munfasıl, hangisinin muttasıl olduğunu aklında tutacak. Kur'an-ı Kerim okurken bu noktaya dikkat edecek. Birinci kelime, birinci met ha. Normalde meddi muttasıl gibi geliyor insana, değil mi? Çünkü hemze var. Bir ha'nın meddi, meddi munfasıldır. Ula'i kelimesinin meddi ise meddi muttasıldır. Neden? Çünkü burada iki tane kelime var. Normalde bir kelime gibi görünüyor. Ha-ula'i, ha-ula'i bir kelimedir. Normalde görünüyor bir kelime. Fakat aslında ha tek başına bir kelimedir. Ondan sonra ula'i, buraya vav mı koymak lazım? Ula'i ise bir kelimedir. Dolayısıyla şurada İki kelime var. Ula'i kelimesinde ha harfinde gizli bir harf met elif vardır. Ondan sonra sebebi metten hemze gelip ikisi ayrı kelimelerde. Harf met ha kelimesinde, hemze ise ula'i kelimesinin başındadır. Dolayısıyla birinci uzatma meddi munfasıl. Ula'i de ise uzatma şuradadır. Lamda. Ula'i kelime buradan başlıyor. Ula'i harf-i met eliftir. Lam'ı uzatıyor. Harf-i metten sonra hemze ve ikisi aynı kelimede bulunduğu için meddi muttasıl. Dolayısıyla bu kelimede iki tane med var. Birincisi meddi munfasıl, ikincisi meddi muttasıl. Dolayısıyla bu kelimeyi okurken şu şekilde okuyabiliriz. Ha-ula'i birincisi bir elif, ikincisi iki elif miktarı. Veya birincisi iki elif, ikincisini dört elif miktarı uzatabiliriz. Bu şekilde okuyabiliriz. Fakat eşit şekilde de uzatabiliriz. Ha-ula-i. Yani ikisi de dört veya üç veya elif, iki elif miktarı uzatabiliriz. Fakat biz meddi munfasılı meddi muttasıldan daha fazla uzatamayız. Şu şekilde diyebiliriz. Ha-ula-i. Fakat şu şekilde diyemeyiz. Ha-ula-i. Bu yanlıştır. Meddi muttasıl az önce demiştik, sürekli mutlaka meddi munfasıldan daha fazla uzatılır. Veya en az ikisinin meddi birbirine eşit olmalıdır. Ya eşit olmalı ya da meddi muttasıl bir elif meddi munfasıldan fazla uzatılmalı. Aksi halde meddi muttasılın meddi munfasıldan daha fazla uzatılmaması gerekir. Evet, bugünkü konumuz da bu kadar inşallah. En son nereye okumuştuk? Hangi sureyi? Tebbe suresini okumuştuk. Yalnız Nas suresini bir kez okuyalım.
Nas suresinde bazı kelimeler var. Çabuk düzelmiyor doğrusu. Bir kez beraber aynı ağızdan başlayalım. Nas suresini okuyalım. Sonra zaman kalırsa Tevbe suresini de bir kez okuruz. Başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Burada duralım arkadaşlar. Fark edemiyoruz belki. Mim harfi çok hafiften uzatılıyor. Çok hafif. İnsan fark etmiyor doğrusu. Genelde insanlar bu kelimeyi Melik-i Nas şeklinde okurlar. Melik-i Nas şeklinde okumak yanlış olduğu gibi mim harfini uzatarak Melik-i Nas, Melik-i Nas şeklinde demektir. Mimi uzatmadan biraz daha akıcı bir sesle okusa düzelir Allah'ın izniyle. Melik'in şeklinde çıkmasın. Bu yanlıştır. Orayı tekrar edelim. Dikkat edelim yalnız. Melik-i Nas. Tekrar edelim. Dikkat edelim Muhammed Said. Tekrar edelim. Melikin nas. Tekrar. Melikin nas. Ve devam edelim. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. Cinneti kelimesindeki nunu da biraz uzatıyoruz maalesef. Minel cinneti ven nâs. Bir de yuvesvisu vav da biraz uzatılıyor. Bir de vavlar hala biraz Türkçedeki V'ye yakın çıkıyor. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Yani aslında fazla sırıtmıyor da fakat yine de elimizden geldiği kadar tam Arapçada, Arapların kıraat ilminde nakledildiği şekliyle vavları okumamız gerekir. Ellezî yuvesvisu şeklinde okunması doğru değildir. Biraz daha dikkat edelim. O kelimeleri üzerinde çalışa düzeltebiliriz. Aksi halde kolay düzeltilmez. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.